Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlay. Yanımda da manitam var. Umut. Manitam. Manitam. Bugün ne yapacağız? Ben masa siparişi verdim. Masam geldi bugün. Şurada yanda görüyorsunuz. Sabahtan beri onu açmadım. Umut'un işten çıkmasını, gelmesini bekledim. Beraber kuralım diye. Öyle sabahtan beri masayla bakışıyorum. Evet, ben de 8 saat çalıştıktan sonra İşlay'ın masasını kurmaya geldim. Şimdi hem bir yandan masayı kurmaya başlayacağız, bir yandan da birazcık sohbet edelim dedim. Öncelikle bir aydır video atmıyorum. Onun neden? Hakkında konuşacağız. Nedeni hakkında. Şok. Işlay Dilekçi bir aydır neden video paylaşmıyor? O kadar da şok bir sebebi yok. Neyse, birkaç sebebi var, anlatacağım hepsini. KPSS'den konuşacağız. Konuşmayacağım. Neden? Konuşacaksın. Anlatılmaz yaşanır. KPSS'den konuşacağız. Hatta YouTube'a küçük bir kutucuk bıraktım. Sormak istediğiniz bir şey varsa diye. Oradan birkaç soru geldi. Onları cevaplayacağım. Böyle sohbetli ve masa kurmalı bir video olacak. Şimdi başlayalım bir yandan. Bu başlama hareketin miydi? Hayır, şey. Sen burada şimdi bana efekt yapacaksın. Şey efekti. Kayıt mı olacaksın sende? Harbiden yapsana. Tamam. Bak ben böyle yanlarına böyle simler falan yapacağım. Onu yapamam. Şu var mı da? Yok tornavidamız ya, var mı? Tornavida var. Ama nerede olduğunu önce onu ayarlamamız gerekiyordu sanki. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl sıkacağız? Dur bakacağım şimdi, tamam. Sen bunları çıkar, ben tornavida bulayım. Sabahtan beri beni bekliyor ama tornavida bulmamış. O ne yapayım? Aklıma gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum tornavidanın. Tornavidalar burada olabilir mi? Nerede? Şu çekmecede falan. Buldun mu? Bulamadım. Tamam hadi madem. Tornavida bulamadım arkadaşlar. Bıçakla yapacağız. Ameliyat yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? İlk ne adım. Ne yapıyoruz? Şimdi ters çevirin. Sen burayı tutmaya devam et. Bu çok kolay oldu. Hepsi böyle kolay mı olacak? Evet. Zor mu olması gerekiyor? Evet, ben çok zor olur diye düşünmüştüm. Senin ilk ayağı tamam. Hatta üstünü de takalım bence. Tamam, takalım. Üstüne de şunlar gelecek ama nasıl gelecek? Öyle. Çekicin var mı? Yok, çekiç nereden olsun? Tornavida yok. Nereye bulacağız? Umut dışarıdan taş almaya gitti çünkü çekicimiz yok onu çakmak için. O arada ben azıcık sohbete başlayayım dedim. Öncelikle bir aydır video atmıyorum. Neden? Şimdi en son videomu ben sarayda çektim. Sarayda attım. Biz saray derken bu arada Tekirdağ'ı kastediyorum. Tekirdağ'da yaşadığımız ilçenin adı Saray. O yüzden Saray diye bahsediyorum. Neyse Tekirdağ diyeyim, kafa karışıklığı olmaması için. Tekirdağ'da çektim en son videomu. Ama biz Tekirdağ'a gittiğimizde böyle bir şeyleri halletmemiz gerekti. Öncelikle düğün tarihimiz belli oldu. Ve bunun için... Hoş geldin. Video devam ediyor. Getir bakalım. Ki göstersene şu taşı. Kaldırımdan söktüm getirdim. Bir şey anlatıyordum. Neyse devam edeceğiz. İnşallah Balıkesir Belediyesi'nden kimse izlemez. Geri koyacağız, özür dileriz. Bir şey diyeceğim. İnşallah gerçekten... Bir yerimize bir şey yapmayız. Ya niye bir şey yapalım bir yerimize? Yamuk şu an. Tam düz tutmak için zaten seni görevlendirdik. Ama tam oturmuyordu bu buraya. Tamam, sakin. Oturmuyorsa biraz gevşetiriz. Ama gevşet bunun da bir anlamı tam kalmadı. Sonra sıkarız zaten. Bunun çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum zaten ben. Sakin ol. Hepsini çözeriz. Sakinim ya. Çok heyecanlanmıyor mu işte? Tamam. Niye böyle şeyler yapıyorlar? Bunu buna takıp neden yollamıyorlar mesela? Çok ekstra zor bir şey değil yani. Tamam mı? Yerinde mi? Evet. Çok ses yapıyor. Bir de atışan şuraya. Balkonda mı yapsak? Ne bileyim. Tamam gel balkonda yapalım. Balkona gidiyoruz. Ama
balkonun ışığı bozuldu, o yüzden siz burada durun, geleceğiz hemen. Balkonda bunların üçünü de hallettik. Şu üstlerini çaktık. Az önce zaten görmüştünüz burada yapamadığımızı. Neyse şimdi azıcık sohbet edelim. Öyle devam edelim. Ben şeyi anlatıyordum. Neden bir ayda video atmadığımı. Evet. Dedim ki tam Tekirdağ'a gittik. Sonra oraya gittiğimizde düğün tarihimiz belli oldu. Tamam. Sonra birazcık onunla ilgili işleri hallettik. Öncelikle düğün yerimizi tuttuk. Onun işte sözleşmesidir, oraya gidip görmesidir falan filan, onları hallettik. Sonra ben oradayken birazcık gelinlik denedim. Fikir olsun diye. Çünkü Balıkesir'de de deneyecektim zaten. Hani hem fiyat karşılaştırması için hem de model olarak bakmak istedim. Onlarla uğraştım. Tam onlarla uğraşırken dedemin işte bir sağlık problemi ortaya çıktı ve birazcık kötüleşti. O yüzden bir sürede köyde onlarla birlikteydim. O durumda da tabii ki video çekemedim. Yani çekecek halim yoktu zaten. Neyse, sonrasında da hemen Balıkesir'e geldim. Balıkesir'e geldikten sonra da KPSS'ye 2 hafta falan kalmıştı. Ve bu arada buradan da KPSS konusuna geçiyorum. Sınav iptal olduktan sonra ben o son 2 haftaya kadar çalışmadım. Çünkü sınav iptal olduktan sonra tatile gittik. Oradan Tekirdağ'a gittik. Orada işte az önce anlattığım şeyler oldu. Sonra da Balıkesir'e geldim ve 2 haftam kalmış oldu. Sonrasında ne oldu? O 2 haftada da... Videomuz yarıda kalacak. Neden? Bunu matkapsız yapamayız. Nasıl yapamayız? Buraların matkapı delinmesi lazım. Gerçekten mi? Deliği yok mu? Allah kahretsin, bizim matkapımız yok. Ben yarın iş yerinden getiririm. Tamam, yarın devam ederiz o zaman yarın video. Yarın devam ederim. Tamam olsun, şimdi birazcık daha konuşayım, anlatayım da yarın kalanını çekeriz. Bu kadar başarısız bir girişim. Yani 5 dakika sürdü. Sadece bıçakla masa kurmaya çalışırsak böyle olur. Sen kadrajda değilsin ama şu tarafa falan gel bari. Neyse, sohbet edelim arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Sonra nerede kalmıştım? O 2 haftada da ders çalıştım. Evet. Bayağı çalıştım ama yani. Sabahtan akşama kütüphanede falan durmalı yani. 2 hafta çalıştım. Sonra zaten 3 gün önce bitti sınav. Aynen, sonra zaten sonrası yok. Sınav yeni bitti. Ben de ancak video çekiyorum. Neyse, sınavla ilgili konuşalım biraz. Sen de sınava girdin. Sınavla ilgili konuşalım. Güzel konuşalım. Bir sınav. Ben zaten sağlığım için sınavda çalışmamıştım. Annem izleyecek bunu ama maalesef. Yani iyi ki de çalışmamışım. Çok da bir şey yapacak gibi değildim. Evet, sen biraz iptal zorlu olduktan sonra hiç çalışmadın. İlk sınavımı daha iyi yapmıştım. Benim ilk sınavım daha iyi değildi ama ikinci sınavım ilk sınavımdan bir net daha iyi. Yani ne kadar daha iyiydi o da tartışılır. Şöyle ki sınav, biz bu arada sınava aynı okulda girdik. Yani bu nasıl denk geldi bilmiyorum ama Allah o ÖSYM görevlisinden razı olsun. Okulda şikayet edebiliriz artık işlerde iyi yapamadığına göre. Aynen, bizde dijital evet saatler ve kameralar yoktu. Evet, dijital saat yoktu. Yani kamera yoktu sınıflarda. Çok rahat kopya çekilebilirdi. Neyse işte öyle. Biz aynı okulda sınava girdik. Ben ikinci kattaydım. Umut birinci kattaydı. Ben böyle sınavdan çıktım. Gayet mutluyum. Aşağı indim falan. Umut'a diyorum ki çok iyi geçti. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Sınavda toplam sadece 7 boşum vardı çünkü. Ve bu 7 boş da genel kültür kısmındandı. Genel yetenekte tamamen yapmıştım bütün soruları. Bu sefer sınavım da yetişti. Gerçekten sınav anında da güzel geçmişti. Ama yani sınavdan sonrası çok kötü. 92 netim var. Kaç puan gelecek bilmiyorum. Bir siteye göre 88-89 falan geliyor. Bir siteye göre 91-92 falan geliyor. Şimdi insanlar sana küfrediyor. Evet, bu puana kötü diyorsun diye de arkadaşlar, yani bence de iyi puan. Yani ben devlet olsam ben de kendimi hemen atarım. Ama bizde böyle bir atanma şey yok yani. Bizde şu an 92'lerle mesela 2020 puanlarından 91-92 alıp hala atanamayanlar var yani gruplarda, Telegram gruplarında falan. Benim bir ihtimalimin olması için 92'nin üstüne çıkmam gerekiyor. Atanabilmem için de 95 civarı bir puan almam gerekiyor. O yüzden o da yani zaten imkansız seviyesine geliyor artık. Çünkü
Şöyle ki 90 netten sonrası gerçekten şansınıza kalıyor. Yani mesela o karstik göl sorusu. Ben şu an burada size kafadan 10 tane falan karstik göl sayarım. Ve sınavda sorulan karstik gölü hayatımda ilk defa görmüştüm mesela. Yani belki bambaşka bir ayrıntı soracaklardı mesela. O ayrıntıyı ben biliyor olacaktım. Başka birinin ilk defa duyduğu bir şey olacaktı. Güzel, yani sorular ilk sınava göre okeydi bence. Sadece ilk sınavda genel yetenek daha zordu. Genel kültür daha kolaydı. Genel kanıya göre söylüyorum. Bana göre hep genel yetenek daha kolay, genel kültür daha zor. Bu sınavda genel kültür daha zordu. İlk sınavda Türkçe zordu. Bu sınavda Türkçe kolaydı. Onun dışında matematik genel olarak bu sınavda daha zor gelmiş herkese. Of, ben bugün evi süpürecektim. Sonra bunu kuracağız, yine ortalık kirlenecek diye süpürmeyeyim dedim. Keşke süpürseymişim. Kaç netim olduğunu söyledim zaten. Mimarlık olmazsa memurluk düşünüyor musun diye sormuşlar. Ne memurlu olduğuna bağlı. Hepsi. Ya atanırsam atanırım yani, isterim tabii. Atanırsam atanırım. Ya şöyle, kendi... Atanamazsam da atanamam. Kendi mesleğimi yapmak isterim eninde sonunda ve normal bir memurluğa girsem bile bir şekilde mimarlığa geçmeyi denerim, uğraşırım bunun için. Bazen işte kurum... Ya ne kadar esniyorsun ya? Videoda 10 kere esnesin. Biz garibanız. Biz çalışıyoruz. Gideceğiz, çalışacağız sabahın altısında, yatsında. Yapma şunu bıçakla. Ya bıçağı bırak, tamam, diyorum. Tamam. Bıçağın keskin yeriyle elini böyle böyle yapıyor. Tamam, oynamıyorum. Hadi tamam, yapalım. Bırak, elinden bırak çocuk gibi. Tamam, mimarlık olması memurluk düşünür müyüm? Düşünebilirim, dediğim gibi ne memurlu olduğuna bağlı. Biraz daha şey için düşünürüm. Bazen böyle kurum içinde yükselmek. Daha esneyecek bireyim. Ama ne yapayım? İstemsiz olarak esniyorum. Kurum içinde yükselmek ya da işte ünvan değiştirmek falan daha kolay olabiliyormuş bazı yerlerde. Belki onun için düşünebilirim. Ya da dediğim gibi memurluğun ne olduğuna, memurluğun nerede olduğuna, nereye atanacağıma falan bağlı ama düşünürüm herhalde. KPSS defterini kapattıysan hangi yolda ilerleyeceksin diye sormuş biri. Hayatımın sorusu. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Sen söyle. Aynı sorulara sen cevap ver. Mühendislik olmazsa mesela başka memurluk. Bu arada Umut çevre mühendisi. Ben isterim canım. Bana fark etmez. Bana masa başı bir iş olsun. Nerede, ne iş olduğu hiç önemi yok. Sınav sana da zor geldi mi? Sınavla ilgili düşüncelerini merak ediyorum ve sence puanlar düşer mi diye sordum. Bunu cevapladık zaten. Puanlar düşmez. Yapan insan zaten yapıyor. Puanlar bende yani de düşmez. Yani hedefin 70-80 arasıysa değişebilir de. Hedefi 90-95 olan insan 85-90 yaptıysa bir şey beklemez. Bence hiç, yani hedef aralığından bağımsız bence düşmez. Düşmez abi. Yapan yine yapıyor yani. Evet. Şekilde. Yapan gerçekten bir şekilde yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Her sene... Hiperaktif ya. Duramıyor ya. Hadi hadi, nasıl bakalım. Her sene sınava giren sayısı artıyor. Özel sektörden yaka silken ve bıkan sayısı artıyor. Eliyle oynuyor şimdi de. Ya. Ben gidiyorum elimden. Tamam tamam. O yüzden puanlar daha da yükselir bence. Her sene yükseliyor. Mesela 2020'de de ben KPSS'ye girmiştim. Ona çok çalışmadan girmiştim ama mesela o zaman almam gereken taban puan 90'dı. Şimdi 93-95'e falan çıktı 2022'de. 2024'de artık düşünmek bile istemiyorum. Allah herkese sabır 98. versin. Gerçekten gidişat o yönde yani. Boş bıraktığın zaman eğleniyorsun. Aynen. Tatil bloğunda güzel bir haber aldım demiştin. Neydi? Önce neden sövmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü... Bir tane kem gözü var. Kim bilmiyorum. Gerçekten. Ağzımıza... Şu ana kadar yani. Ne böyle olduysa ve ben olduğu gibi söylediysem birilerine o iş anında bozuldu. O yüzden bu sefer son dakikaya kadar söylemedim. Biz tatildeyken ben bir telefon aldım. Ve işte bana bir teklif geldi. Ben de kabul ettim o an tabii ki. Sonrasında
başka biri aynı konuyla ilgili aradı ve orada kesinleşti. Ama ben bunun kesinleştiğine inanmadım ve bunu işte sadece anneme söyledim o an. Bir de yanımda Umut vardı ve Umut öğrendi, yani başka kimseye söylemedim. Ben bu dönem mezun olduğum okulda proje derslerine gireceğim. Şöyle ki şu an bir akademisyen olmadım. Misafir öğretim görevlisi sanırım en doğru tabir. Bizim proje derslerine bilmeyenler için şöyle oluyor. 10-15 kişilik gruplara ayrılıyoruz ve herkesin başında bir hoca oluyor. Bütün dönem o hocayla iletişim halinde oluyorsunuz ve onunla devam ettiriyorsunuz dersi. Ben de bu dönem onlardan biri olacağım ve bu derslere işte okuldaki hocaların yanı sıra dışarıdan mimarlar da giriyor. Ben de tam olarak o mimar olacağım. Bununla ilgili ne hissettiğimi şu an ben de bilmiyorum. Gergin miyim, heyecanlı mıyım, mutlu muyum, üzgün müyüm? Üzgün değilim. Mutluyum, neden mutlu olmayayım? Gergin miyim? Gerginim. Aslında bu kötü bir şey. Ne kötü bir şey? Dışarıdan birileri girmesi. Derse bu mi? Bu sefer araştırma görevlisi alınıyorlar. Ama mesela bu... bir tane araştırma görevlisi giriyor şeye, proje dersine şimdi o. Evet. Ama belki de bunun için almıyorlar araştırma görevlisi. Ama araştırma görevlisinin görevi sadece proje dersine girmek değil ki. Araştırma olsun, görevlisi diğer işlerini çok yaptıracak birilerini buluyorlardır yani, veya kendileri yapıyorlardır. Neyse, artık orasını bilemeyeceğim. Orası okulun kendi şeyi. Şundan gerginim. Mesela yarın toplantı var ve ben o toplantıya gideceğim ve o toplantıdaki hocalar benim hocalarımdı ve ben şu an onlarla aynı tarafa geçmiş gibi oldum. Bunun sorumluluğu birazcık büyük. Çünkü onların öğrencisiyken onlardan az şey biliyor olmak, onların bildiği şeyleri bilemiyor olmak çok normaldi. Şimdi de normal bu arada. Çünkü onların sahip olduğu mesleki tecrübeye sahip değilim. Yaşım ve şu an hayatta olduğum konum dolayısıyla. Ama yine de onun bir sorumluluğu var yani. Artık öğrenci değilsin. Artık sen birilerine bir şey öğretmek zorundasın falan. Ama bir yandan da mutluyum. Kendimi bu seviyede yeterli görüyorum bunun için. Ondan yana bir kuşkum yok. Öyle yani. Yarın devam edeceğiz buna. Yarın hem toplantıdan gelmiş olacağım. Daha net konuşuruz yarın. Şimdi bu sefer yarın gelecek. Arkadaşlar iş bozuldu falan. Beni biliyor almaktan mi? Vazgeçtiler. Of, biliyor musunuz, almaktan vazgeçseler de artık üzülmem. Artık bir şeyleri oğluna bıraktık. Ya bırak yalan. Neyse tamam, bununla böyle yani. KPSS ile falan ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Esnemekten vakit bulabilirsen. Sen git yat uyu ya. Bu kadar ya, başka ne söyleyeyim? Başka bir derdim tasarım. Bu çalı sırtını koşuyor ya. Ne diyeyim arkadaşlar? Gerçekten. Hadi gideriz, görüşürüz. Kameranın açısı da bozdu giderken. Neyse, yarın görüşürüz. Umut Bey. Konuşmak istemiyorum. Tamam. Umut Bey, kapatmayın. Umut Bey. Ne salak salak sorular. Kameralarımıza saldırdı. Kaç bu dalla. Sen kaç yaşındasın? Efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Yakalandığınız bu hanımefendi kim? Umut Bey. Umut Bey. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Arkadaşlar, Umut Bey ile yakalandınız. Lütfen. Umut Bey kaçmayın. Kaçmayın lan Umut Bey. Kaçmayın lan Umut Bey. Kuruluma geldik arkadaşlar. Biz tanımıyoruz kesinlikle bunları. Yapamadım. Ya şu duruşun falan tam bir usta duruşu. Dur çatalım onu. O zaman video yayınlayamam. Orayı bulurlar. Sensör yazıyor burada böyle. Evet arkadaşlar, biz matkapımız yok diye kuramadık. Biz matkap istedik. Allah razı olsun. Selam arkadaşlar, ben Fatih ve şu anda masa kurulumu yapacağız. Matkapla beraber Fatih de geldi. Evet, matkabı tek göndermedi. Onu fazlalık yollamışlar, az bulacak. Matkabını bozacağımızdan mı korktular? Hayır, o rafı. Kullanım şeyini, talimatını yapma. Ona da gerek, ona hiç. Konuşamadım. Bir usta ona bakıyorsa yapamaz zaten. Oğlum, ben de mi? Yani sen işte... Erkekliğine bir şey yaptırmayacaksın ama şu aşkım bir dakika ya, bir dinle. Bunu bak, ilk şunları alacaksın, tamam mı? Son halini bir göreyim ben onu. Yani gerek yoktu, siktir etti. Ters tutuyor. Hani gerçek bir usta buna bak. Usta daima tersten okur. Ha, bu raflı. Evet. Şimdi anladım. Bak şu şekilde tuttu, tamam, az önce. Tamam, son hali böyle olacaktı.
Yok çıkmasın. Bilerek kurdum. Hainlik ya. Umut gel buraya gel çabuk gel. Sivitimi de geri ver artık. Hadi ne sivit? Hangi sivit? Burada bir gariplik yeni var. Yeni sivitim nasıl? Bir dakika. Ha şunu siz taktınız mı? Evet evet onları biz taktık. Kaldırım taşıyla çaktım. Biz hangi aşamadayız biliyor musunuz? İkidesiniz. Biz üçteyiz. İkiyi yaptık. Yine de şey üçte... yaptık ya. Sıkıştırmayalım mı matkapla bunları? Şimdi. He sıkıştırırız onu. Üçte matkap gerekti biz orada eğlendik. Ustaya bir şey verin hemen. Ne? Kola. Kola. Usta kolasız çalışamaz. Bunu ona koymadan önce tahtaları buna sabitlememiz evet. lazım ama. Şimdi ayarlayın. İp biraz ışıl. Tamam, sen öyle kal. Umut sen hizada. Düz mü? Evet, ben. Dur. O fazla ya, orada, dur fazla orada. Şu an okey. Ellerinize dikkat edin de. Çıkma oraya, tamam mı? Tamam. Kutlar mı bile? Haydi oğlum, böyle ters oldu senin. Böyle, böyle. Altta olmasın. Burayı süpürürsünüz artık arkadaşlar. Tam usta ya, yerlere atma lan. Bak nasıl yere atıyor hani. Umut sıkıştı çıkamıyor. Bu arada usta benim, ustayla bir bire karşılaştılar. O da mı yatak? Bir de... bir bira karşılığında anlaştık. O da mı yasak diyor. Ay o da mı yasak? Biz sipariş aldık usta. Burada bir yere geçiyoruz. Bugün doluyum demedin mi ama ya? Herkes sanar bir ustanın kılıcı ve bu silahı matkaptır. Ama evet. Ustanın kılıcı ve silahı zekasıdır. Evet usta. Elendik. Bunun burası tork ayarımız. Şuraya getirdiğimizde matkap özelliği devreye giriyor. Şu an yavaş devirde, şu an hızlı devirde. Sökmek için buraya alalım lütfen. Sökmek için bu kadar. Ucumuzu kontrol edelim. Ucumuz tam uyuyor. Ucumuzu alıyoruz. Bu şekilde. Bitti. Teşekkürler. Ne oldu usta? Usta var mı? Usta ne oldu? Şarjı bitti. Bir usta her zaman tedarik olur. Şarjör gibi takıyorlar. O küçük taksan iyi olur. Çünkü zaten buraya sığar mı? Çevirelim. Ustanın sözünden çıkmayalım. Böyle çevirelim. Böyle çevirelim. Ne istiyorsun anlamadım. İşte usta olmanıza ramak var ama dinlemiyorsunuz. Şimdi çekirge. Öncelikle matkabı oturtturuyorsun yerine. Sıkacağın yeri çok çok iyi anlaman lazım yoksa bunu kullanırsın. Peki bu işlerin kazancı nedir? Kurtarıyor mu seni? Ya kral şimdi o biraz göreceli bir kural. X-Men. Burası neresi? Omburda'daki sinema. Sinema. Ustanın karnı acıktı. Hadi tekrarladı. Çekin biz bunu izleyince. 4,5, 2,5 böyle de bırakacağız. Dur şuradan çek. Yalan bu ya. Bak 4,5'dan bırakacaksın. 2,5 da burada. Ben tahmin ettim. Şuradan 4,5, buradan da 2,5 olacak. Ben hesapladım onu. Aa bir dakika dur. Hatice'den de KPSS yorumu alacağım. Bu her şeyi açıkladı. Çığlıklar yakışıyor. Matkabı alabilir miyim? Kafamı o kağıttan kaldırıyorum efendim. Saate bir bakıyorum. Yok olmaz. Branşını da söyle. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ne oldu? Elime gitti. Klasik kaza. Ama neyse. Neyse ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Tutalım mı? Tarih çok zordu, tarih ve coğrafya. Tamam, resmen tamam. Bizim alanımız Kanka gibiydi. Kanka böyle gelsene be. Ya bir da alıyor ama ya. Neyse, artık alan inşallah bas. Kolay olur. Üstüne bak. İnşallah. Umudum yok ama çalışmaya devam. Bu kadar yeter. Çok berbattı, leşti. Arkadaşlar son vida şurada şöyle kaldı. Çünkü ustanın şarjı bitti. Ustanın şarjı bitti. Ustanın değil matkabın. Bence ustanın da şarjı bitti. Oldu işte daha ne olsun. Nasıl sallanıyor?
Neresi sallanıyor? Acaba kaldırınca bir yanlışlık olacak mı? O kadar olur zaten lan. Kaldırınca bir bakıyoruz, vidalar üstten çıkmış. 59 liraya ona göre hesaplamışlar. 59 mu? Hayır ya. 59 liraya bunun bir vidasını alırız ancak. Kaç liraya aldın? 400 aldım. Ne? Evet. Çok mu? Sen bana o dediğinden ne zaman yapacaksın acaba? Hadi bakalım. Üsteni görüyorsun, çalışıyor. İşte bana da çalışacağım. Çalışmıyor. Bakın şarjdayken çalışıyor mu? Şarjdayken nasıl çalışsın? Sigorta falan atar ya. Anasının gözü. 18 volt lan. Şimdi tak sigorta atacak. Şöyle her şey yanıyor evde. Hadi son nokta. Son vida hadi. Evet, şarjlı matkapı şarjsız kullanıyor. Batarya bozulmuş. Aa, sıkmıyor ya. Sıkmıyor ya. Allah Allah. Sıkmıyor ya. Hadi bir şey koyayım. Videodan sonra alırsınız. Ne koydun? Ne koydu? Oğlum geri almış, paramı almış. Evet, ters çevirin. Ya şöyle. Dağılıyormuş bir anda. Ben ihtimal veriyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım. Müthiş. Güzel günlerde kullanın ama. Teşekkür ederim. Geç bakalım. Tutun. Güzel günlerde kullanın. Buralar keşke yok. İz var. Ne iz onlar? Bilmem ki. Kargo da mı geldi acaba? Hadi keşke ya. Dikkat etseydik, böyle ters çevirdik. Baktık ya. O numara oldu. Beğendiniz mi? Arkadaşlar teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederiz. Fatih'in telefon numarasını yazıyorum. Sizin de kurulum işiniz olursa her türlü kurarız. Aynen. Bizi şuradan ya da buradan takip edebilirsiniz. Tamam. Şuradan olur. Insta hesaplarını bırakıyorum. Bunlar gördüğünüz gibi ustanın eserleri. Her zaman gittikleri yere pislik bırakıyorlar. Pislik değil, bir iz bırakırız. Görüyorsunuz. Umut'un çorapları. Sen nereye çekiyorsun? Aynı şekilde kendimi çeksene, hiç bozma suratını. Hiç bozma suratını. Müthiş. Şimdi bunların hepsini kırpıp sadece seninkini kırpıp. Evet. Renk olarak uymadı ama ya sanki. Şu da beyaz olsa süper olacakmış. Aşkım bir çekil oradan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Üsteye silahıyla saldırmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bu ev sahibinin. Bu geçici. Bu kalıcı. Nasıl kalıcı? Sökerken bir daha sök. Bak. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Dın dın dın. Bitti. Masanın son hali. Değer falan yapma. Bir damardan deliyormuş. Nasıl buna cesaret edebildin? Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fatih Usta'ma teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Arkadaşlar, işte ücretlerimiz biraz pahalı. Lütfen zengin olanlar arasın. Tamam, Fatih zengin olanlar arasın. Bir de benim Fatih'e olan borcumu ödeyebilmem için kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dakika. Şimdi zengin olanlar arasın derken, kuruluma ihtiyacı olanlardan zengin olanlar arasın. Zengin karılar falan. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.